Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Şubat sizin ayınız. Bu ay doğan tüm kova burçlarının doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Şubat ayına yeni ayla başlıyoruz. 1 Şubat'ta 12 derece kova burcunda yeni ay doğacak. Satürn'le birleşen önemli bir yeni ay. Ve tabii ki özellikle doğum günü 1 Şubat ve yakınlarında olan kova burçlarımız için çok daha güçlü bir yeni ay olacak. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa, yükselen kovalar içinde 12 derece ve yakınlarında yükselen burçları varsa bu yeni ayın daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Zaten Satürn hayatınızda yeni yapılar kurmak için sizi biraz daha çalıştırıyor bu dönemde. Evet, Satürn demek eğlence demek değil. Satürn iş demek, disiplin demek, sorumluluklar demek. Ve tüm bunlar olurken de her şey biraz zor oluyor sanki. Yani kolay da ilerlemiyor olabilirsiniz. Gecikmeler, kısıtlamalar, işte mücadele edilmesi gereken konular, engeller de söz konusu. Satürn sizi büyütmeye çalışıyor. Bu yeni ay size yeni sorumluluklar getirebilir veya hayatınızda yolunda gitmeyen yanlış bir şeyler varsa bunları fark edebilirsiniz. Ve bunlar hayatta belki bir şeyleri bitirmeniz gerekiyor. Yani hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bu bir düşünce, bir fikir, bir amaç da olabilir. İlişkilerle ilgili bir konu da olabilir. Belki hayatınızda gerçekten yer değişimleri olacak. Yeni sıfırdan başlamak için önemli kararlar vereceksiniz. Bu yeni ayın etkisiyle beraber. Ama Satürn bir şeyleri de geride bırakabileceğinizi, hayatınızdan feda edebileceğinizi de işaret ediyor. Bunlar genel olarak sizin için gerekli olmayan konulardır. Size yarar sağlamayan konulardır. Bunlar olurken tabii biraz melankolik hissetmeniz, karamsar hissetmeniz mümkün. Yeni ay takip eden günlerde özellikle 15'ine kadar ay ışığını yavaş yavaş büyütürken hayatımıza artık bu yeni ayın işte hayatımıza getireceği konu ve kavramları da yavaş yavaş sunmaya başlayacak. Bir düşüncenin olgunlaşması, kararsız kaldığımız bazı konuların netleşmesi de mümkün. Ve 4-5 Şubat Güneş-Satürn kavuşumu sert bir açıdır. Çünkü Güneş yaşam enerjimiz, Satürn bir şekilde bunu kısıtlayan bir enerji. Sağlık konularına dikkat etmek gerekiyor. Yani hem kendinizin ve etrafınızdaki kişilerin de ve özellikle biraz hani olgun yaştaki kişiler, aile büyükleri olabilir, ebeveynler olabilir. Kronik sorunlar kendini hissettirebilir. Eklem ağrıları, kemik ağrıları, diz ağrıları ve benzeri problemler daha çok kendini hissettirebilir. Buralarda sağlık konularında ihmalkar olmamak lazım. Ciddi olmak gerekiyor. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Dinlenmemize dikkat edeceğiz. Belki biraz daha bağışıklığımızı güçlendirecek vitaminler falan almak gerekiyor. Bunlara özellikle dikkat etmemizde fayda var. Ayın 5'inden itibaren Merkür düzelecek. Merkür 15'ine kadar Oğlak Burcu'nda ileri harekette. 15'inden sonra sizin burcunuza geçiyor, Kova Burcu'na. Venüs ay boyunca Oğlak Burcu'nda ileri harekette. Mars da Oğlak'ta ve birlikte olacaklar. 12. evinizde de tabii ki güçlü bir gezegen dizilimi var. Bu biraz bu ay işte Satürn'ün etkisiyle sizi yavaşlatırken ya da hayatı sorgulatıp daha ciddi sorumluluklar size vermeye çalışırken bir yandan da dinlenmeniz, biraz inzivaya çekilmeniz için fırsatlar da yaratabilir tabii ki. Yani geçmişi sorgulamak için iyi bir dönem aslında. Bir sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa hani bunu çözmek için de uğraşabilirsiniz bu dönemde. Hazırlıklar yapabilirsiniz. Bir iş ile ilgili, bir kişisel girişimle ilgili bir hazırlık yapıyorsunuz. Bunun için çalışıyorsunuz, efor sarf ediyorsunuz. Yalnız yapacağınız çalışmalar, biraz böyle kapalı kapılar ardında yaptığınız hazırlıklar ve çalışmalarla ilgilidir. İşte bir öğrenciyseniz belki ders çalışma veya bir tez hazırlama. Hani böyle çalışmalarınız var ama bunları çok başkalarının fark etmediği, görmediği alanlarda daha sakin, daha geri planda yapıyorsunuz. İlişkileriniz bile bu ay öyle. Aslında çok görünür olmak istemiyorsunuz. Her şey biraz daha böyle geride, daha güvenli, yani kimseye göstermeden, belki kendi içinizde, iç dünyanızda zaman zaman platonik olarak da bunları kurgulayabilirsiniz. Kendi içinizde yaşayabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ve 16'sında Aslan Burcu'nda bir dolunay var ki bu tam karşıt burcunuzda olacak. İlişkilerinizi aydınlatan ve bazı önemli farkındalıklar veren bir dolunay bu. Süregelen bir ilişkinizle ilgili bazı yön değişiklikleri olabilir tabii ki.
aşk ilişkileri, evlilik, partner ilişkileri ya da bir işbirliği, ortaklık içindeyseniz eğer, bu ilişki dinamiklerinizde bazı dönüşümler olabilir, kararlar verebilirsiniz. Ya da işte bir anda belki hızlı bir şekilde bir ilişki gündeme gelebilir, bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Bir işbirliği olabilir bu ya da bir evlilik teklifi olabilir. Ama ilişki alanınızda bir dolunay aydınlığı söz konusu olacak. Bu biraz tansiyonu da yükseltecek, heyecanı da yükseltecektir tabii ki. 27 derecede olacağı için dolunay, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bu ilişki dinamikleriyle ilgili dolunay sizi çok daha önemli bir şekilde etkileyebilir. Ve dolunay tesirleri ay sonuna kadar, hatta Mart'ın ilk günlerine kadar devam edecektir. Ve 22 Şubat, 23-24 Şubat Mars ve Venüs'ün Neptün'le güzel açıları var. Bu birkaç gün parasal konularda bazı hoş etkiler getirebilir size. Hatta Jüpiter ve Uranüs'ün de güzel tesirleri olacak. Ayın 18'i ile 24'ü arasında, ayın ikinci yarısında, sonraki dönemde maddi konularda bazı güzel destekler alabilirsiniz. Bu bir parayı kazanmak için bir ilham da getirebilir. Yani belki bir arayış içerisindesiniz, bir fikre ihtiyacınız var. Hani bu da söz konusu olabilir. Ya da maddi anlamda sizi kısıtlayan bir koşul var, bir zorlanma içerisindesiniz. Yani bunu çözebilecek bazı önemli destekler de söz konusu olabilir. 25-26 Şubat Merkür-Uranüs karesi biraz sert açı. Sizi de etkiliyor çünkü Merkür burcunuzda olacak artık. Ayın 15'inden itibaren bu zihninizi daha hızlı çalıştıracaktır. İletişim gücünüzü arttıracaktır ama biraz sinir sisteminizi de zorlayabilir. Huzursuz edebilir sizi. Özellikle ayın 25'i, 26'sı, 27'si gibi Merkür'ün Uranüs'e yapacağı kare açı uyku sorunları yaratabilir, stres, anksiyete problemleri yaratabilir, daha sabırsız ve dürtüsel olabilirsiniz, kazalara, sakarlıklara daha açık olabilirsiniz. İşte kullandığınız elektrikli araçlar, elektronik araçlarda arızalar, sıkıntılar, iletişim problemleri falan olabilir. Yani bu günlere de biraz dikkat etmekte, temkinli olmakta fayda var sevgili kovalar. Ayın geneline baktığımızda bu ay aslında hayatı sorguladığınız ve uzun vadeli yapılar kurmak için bazı adımlar atabileceğiniz bir dönem ve onun öncesinde bazı güçlü planlamalar ve ciddi hazırlıklar var. Yani çalışmanız ve hazırlık yapmanız gerekiyor. İyileştirmeler de olabilir. Sağlık konularınızda bazı sorunlar varsa bunları iyileştirecek önemli kararlar da verebilirsiniz. Hayat düzeninizi de şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.